Merhabalar arkadaşlar, ben Hatice Bulut Karaca. Bugün size nasıl 16 kilo verdiğimi açıklayacağım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki ben diyetisyen değilim, ben profesyonel değilim, ben yaptığımı kimseye önermiyorum özellikle. Ben sadece nasıl kilo verdiğimi bu videoda anlatacağım size. Öncelikle şöyle başlayalım. Bir diyete başlarken psikolojik sürecine hazırlanmanız gerekli. Yani ben bu kiloyu vereceğim, kesinlikle vereceğim. Ben pazartesi başlayayım, diyete kafası olmayacak sizde. Diyete pazartesi başlanacak diye bir kural yok. Özellikle bir gün yok. Kafam eserse pazarda başlarım, hiç önemli değil. Ama öncelikle pazartesi başlayayım, cuma geri bırakırım kafasını unutun. Hani ben başlayayım, yaparsam yaparım, yapamazsam yapamam. Öyle bir şey de yok kesinlikle. Başladınız mı yapacaksınız, sonuna kadar, zayıflayana kadar devam edeceksiniz. Ben diyete başladım ve kendime bir hedef koydum. Bu hedefe gidene kadar durmak yok, asla dedim ve gerçekten de durmadım. O hedefte durdum, öyle söyleyeyim. Bu hedefte zaten eksi 16 kilo oldu. Eksi 16 kiloda durdum. 6 ay, 5-6 ay kadar yaptım ben diyetimi. Şimdi bir 5-6 ay kadar da ara verdim. Bu 5-6 aylık süre nasıl oldu onu kısaca anlatacağım size. Öncelikle birinci kural, ekmek sıfır, pilav sıfır, şeker sıfır. Bunun için öncelikle sıfırlarsanız zaten ne yerseniz yiyin illaki bir kilo verirsiniz bir ay sonunda. Bir ay sonunda ister bir kilo verirsiniz ister 5 kilo verirsiniz ama kesinlikle bu üçünü bırakırsanız verirsiniz, onu söyleyeyim. Ben ekmeği sıfırladım, ekmeği hiç eve almadık. Hiç yemedik. Bir lokma bile yemedim. Hani bir lokmadan bir şey olmaz. Bir yere gittiğinizde bir lokmadan bir şey olmaz. İyi ne olacak? Hayır. O bir lokmayı yemem. İki gün önce ulaşırım hedefime ben. Dedim. Ve hedefime de istediğim zaman sürecinde ulaştım. Arkadaşlar aslında sizi acıktıran şey ekmek. Yani karbonhidrat. Bunun için ekmeği, unu, bunları sıfırlamanız gerekli. Onları yedikçe acıkıyorsunuz aslında. Sabah kahvaltıda yiyorsunuz yarım ekmek. Ondan sonra öğlen, öğlen sonunda bir daha acıkıyorsunuz. Mesela ben sabah kahvaltısında diyetimde neler yedim onlardan bahsedeyim size. Bunları ileride görsellerle de destekleyeceğim bir sonraki bölümde. Şu an sadece sözel kısmını, birinci bölümünü çekiyorum size. Kahvaltımda ben neler yedim onlardan kısaca bahsedeyim. Kahvaltı fix benim için fixtir. 2 yumurta kaynamış olarak tercih ettim başında ama daha sonralarında hani çeşitlendirmeler yapmaya başladım. Çünkü kaynamış yumurtadan bir süre sonra sıkılabiliyorsunuz. Ben çok sıkıldım, yok sıkılmadım hiç. Ama birçok kişi sıkılır. Hele de yaz günü. Ben Haziran'da başlamıştım mesela diyete ama işte sıkılmadan devam ettim. Kahvaltıda 2 yumurta, 1 domates, 1 salatalık, 4-5 tane zeytin, peynir şu kadar, çok az böyle hani kibrit kutusu kadar derler ya, o kadar veya bazen hiç tercih etmiyordum. Yeşillik, bol yeşillik. Ben roka seviyorum, maydanoz seviyorum mesela. Bol yeşillik yiyebilirsiniz. İkinci kural, şeker. Sıfırladım ben şekeri. Ben normalde bir çay bardağına 2 kaşık şeker atan birisiydim. Direkt o gün sıfırladım. Sıfır dedim, artık kullanmayacağım şekeri ve gerçekten de kullanmadım. Çayı şekersiz içmeye başladım, kahveyi şekersiz içmeye başladım. Aslında daha lezzetli olduğunu da gördüm. Yani 2 kaşık şekerden hadi 1 kaşık şekere düşeyim, yavaş yavaş azaltırım kafasını unutun arkadaşlar. Niye yavaş yavaş azaltıp ona alışmaktansa sıfır şekere alışmanız daha kısa sürecektir, emin olabilirsiniz. Şu an ben kesinlikle şeker kullanmıyorum. Arada böyle canınız böyle tatlı mı istedi, şekerli bir şey mi istedi? Ya bir kaşık yiyebilirsiniz. O kadar da sıkı, kür kürüne bir diyet değil. Sağlıklı beslenme diyelim aslında benimkine. Üçüncü olarak pilavı sıfırladım. Hiç yemedim. Bir kaşık bile yemedim. Hani normalde diyetisyenler der bir kaşık pilav, üç kaşık pilav, iki kaşık bulgur pilav yiyebilirsiniz falan. Ben hayır dedim, onları da yemeyeceğim. Onları da istemedim yani. Yemek istemedim. Çünkü beni pilav da acıktırıyor aslında. Yani un ve türevlerin hepsi sizi acıktırıyor. Bunun için pilavı ben sıfırladım tamamen. Dördüncü olarak da ben yağı azalttım. Yemeklerde yağı azalttım. Ben normalde çok yağlı seven birisiyim. Beni tanıyan insanlar bile çok yağlı severim. Ama yağ dedim yemeklerden azaltırım. Nasıl azalttım mesela? Hani kaşığa döktüm yağ mesela. Direkt kaşıkla. Bir kaşık yağ mesela ya da iki kaşık yağ. Ama direkt yağ şöyle tencereye gezdirirseniz daha fazla kullanıyorsunuz. Salatada yağ sıfırladım özellikle. Salatada yağ kesinlikle kullanmadım. Dördüncü olarak ya da beşinci olarak tuz. Tuzu azalttım. Sabah kahvaltısında mesela domates, salatalığa kesinlikle tuz kullanmadım. Gün boyu tüketmemiz gereken bir tuz miktarı var. Belli bir tuz miktarı var. Ama biz Türkler o kadar çok yemek yiyoruz ki gün boyu o tuzu aşıyoruz aslında. Açtık mı ne oluyor? Ödem oluyor. Daha bir şişkinlik oluyor. Daha bir kilo oluyor. Aslında her şeye tuz
çok zararlı, öyle söyleyeyim. Bunun için nasıl azaltabilirim? Sabahları domates salatalığa tuz atmam. Yumurtayı kaynattığımda atmıyordum ama yağda pişirdiğimde, tereyağda pişirdiğimde mesela atıyordum, kullanıyordum biraz. Salataya da biraz daha azaltmaya başladım. Yemeğe de biraz daha azaltmaya başladım tuzu. Hani gün boyu azalttığım tuz, o kadar baktım ki bayağı bir azaltmışım. Bayağı bir azaltmışım derken ödemler gitti. Ödemler gidince ne oldu? Şişkinliğiniz iniyor. Daha hafifliyorsunuz. Ben mesela nasıl yiyordum? Gün boyu ne kadar yiyordum? Sabah kahvaltımı yapıyordum. Öğlen 2 tane veya 3 tane ara öğün yapıyordum. Bir de akşam yemeğimi yiyordum. Bitiyordu. Yani ben genellikle 5'e böldüm. Hani az yiyin, sık yiyin meselesine döndüğümüz gibi 5 defa yiyordum ortalama. Ara öğünlerde ne yiyordum özellikle? İlk ara öğünüm genellikle kahve oluyordu. Şekersiz, sade Türk kahvesi içiyordum. Türk kahvesi ortalama 7 kalori. Kahve o kadar tok tutuyor ki anlatamam ama şekersiz. Eğer bir miktar acıktıysak ne yiyordum yanına, kahvenin yanına? Leblebi. Özellikle ben 1 kilo leblebi aldım. Leblebi sizi aşırı tok tutuyor. Acıktınız mı? Alın 5-6 tane leblebi, atın ağzınıza. En azından bu 1 saat daha idare ediyor size. İkinci ara öğün ise yeşil çay arkadaşlar. Dukan birası olarak zaten YouTube kanalımda var. Onu da yüklemiştim. Oradan bakabilirsiniz. Zaten bir çay kaşığından 1 litre yeşil çay demleyebiliyorsunuz. O 1 litreyi de ben sabahtan akşama kadar gün boyu tüketiyordum. Tükettikten sonra cildiniz bile değişiyor, öyle söyleyebilirim. O kadar yararlı ki, yararlarını zaten internetten bakarsınız. Diğer bir ara öğün alternatifi ise bir kase yoğurt veya bir bardak ayran. Bir diğer ara öğünüm ise kayısı. Kuru kayısı. Kuru kayısı ben gerçekten çok seviyordum. Kuru kayısının içini açıyorsunuz. Arasına bir tane ceviz katıyorsunuz veya bir tane badem katıyorsunuz. Ki cevizle öneririm, gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tane ceviz katıyorsunuz. İster kahvenin yanında tüketin, isterseniz normal bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. 2-3 tane böyle yiyebilirsiniz. Hem sizi zinde tutuyor, hem güçlendiriyor, hem daha sağlıklı. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeğinde ben ne yiyordum, nasıl tok kalıyordum ekmek yemeden? Salata, özellikle salata. Kesinlikle salatasız bir diyet düşünmeyin zaten. Sağlıklı yaşam düşünmeyin zaten. Ben bu salatayı sever miydim? Normalde çok salata seven birisi değildim. Ama diyet boyunca mecburen yemek zorundaydım. Çünkü sağlıklı yaşamın bir parçası da salata aslında. Bol yeşillik. Salatamı nasıl yapıyordum mesela? Normal bir salatayı yapıyordum ben bunu. Genellikle tavuk. Tavuk haşlıyordum. Dilimleyip salatanın üstüne katıp tavuklu salata olarak çoğunlukla tükettim. Salata mesela sarımsaklı yoğurtla beraber acarladığınızda salatanız efsane güzel oluyor. Instagram sayfamda zaten bunun bütün tarifleri var. Ben diyet boyunca ne yedim neredeyse hepsi Instagram sayfamda var. Benim evim benim dünyam 01 Instagram sayfam, açıklama kısmına da yazacağım, oradan da ulaşabilirsiniz. Mesela atıyorum normal bir yemek, bezelye yemeği yaptık bugün. Bezelye yemeğini oturup ben bir tabak bir güzel yiyordum. Yanına pilav kesinlikle yok, yanına ekmek kesinlikle yok. Sadece bezelye bitti benim için. O kadar bitiyordu. Yanına mesela atıyorum bir bardak ayran içiyordum. Bitti. Çünkü zamanla özellikle birinci aydan sonra zaten midenizde küçülmeler başlayacak. Küçülme olduğunda anlayın ki o bir tabak yemek sizi zaten midenizi dolduracak. Yani şu kadar bir yer mesela doldurdum, tamam bitti, artık doydunuz siz. Yani insanların aslında karnı değil, gözü doymuyor. Gözümüz doymadığı için daha çok yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Hani şura artık patlayacak gibi oluyorum diyorlar ya insanlar. Gerçekten midemizi zorluyoruz yani. Aslında midemize yani yazık, yazık ediyormuşuz. Ben yıllardır bunu anladım. Ha atıyorum börek var mesela yemekte. Ben diyet boyunca normalde börek kesinlikle tüketmedim. İnsanlar börek yerken ben kendime şurada tavuk haşlıyordum. Tavuk yiyordum ya da salata yiyordum sadece. Ki bunu yaptığım çok oldu. 6 ay boyunca ben bu düzene devam ettim. Ha şu an işte sabit kalma dönemimdeyse atıyorum börek mi çıktı? Ben oturup bir tepsiden 6-7 dilim yemiyorum. Bir dilim yiyorum, iki dilim yiyorum. En fazla maksimum. Ya gelelim spor meselesine. Ben normalde yürüyüş yapmaktan nefret ederim. Spor yapmaktan nefret ederim. Hareket yapmaktan daha çok nefret ederim. Çünkü dayanamam. Bir 5 dakikadan sonra yeter derim yani. Bir hareket kalmaz artık. Oturduğum yerden yorulurum, öyle söyleyeyim yani. Dedim ama ne yapabilirim, ne yapabilirim? Hani çocuğum da var, bir 2,5 yaşında kızım var ki o zaman işte 2 yaşlarındaydı. Dedim kızımla sürekli dışarı çıkıp sürekli yürüsem aynı tempoyla yürüyemem. Hani onunla beraber olmuyor. Dedim nasıl yapabilirim? Zaten sevmiyorum yürüyüş yapmayı. Dedim nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim? Evde hareket yapmaya başladım. Özellikle ben ilk amaç göbek bölgemi eritmek, basen bölgemi eritmek, bacak bölgemi eritmek. Hani dedim nasıl yapabilirim, bunu nasıl yapabilirim?
Dedim kendimce küçük küçük hareketler yapabilirim. Mesela mekik çekmek. İlk önce 20 setler halinde başladım. Bir günde mesela 20 defa mekik çekiyordum ben. Mekik kolay yapabilirsiniz özellikle göbek eritmeden. 20 artık gün boyu her gün 20 çekerek ondan sonra ben bunu 50'ye yükselttim. Baktım çok rahat çekmeye başladım. Çünkü alışkanlık hani alışma sürecini geçiyorsunuz. 50 çekiyordum. Artık bir gün bir baktım 100 çekiyorum zaten bir oturuşta. 100 mekik çekiyorum. Çok rahat oluyor. Neden? Aslında insanın bir alışma süreci var her şeye. 21 gün süreci. 21 günde diyete de alışırsınız. Şekersiz yaşama da alışırsınız. Sağlıklı yaşama da alışırsınız. Sporlu yaşama da alışırsınız. Daha sonra dedim bacak bölgemi nasıl eritebilirim? Evde nasıl yapabilirim ben bunu? Bisiklet sürme. Dedim bisiklet peki dışarıda süremeyeceğime göre ki dışarıyı da zaten sevmiyorum. Zaten pandemi dönemi çıktı falan filan. O da benim işime yaradı. Orası ayrı. Ben evcimenim çünkü. Dedim kendime bir bisiklet alayım. Kondisyon bisikleti. Sıfırlarına baktığımızda 1000-1500 lira gibi bir ücreti var. Dedim bu bisiklet sonuçta. Onu da Letgo'dan baktım. Birisi resmen sıfır halini katmış bana. Almışlar, fıtık varmış ve fıtık olduğu için sürememiş. 200 liraya aldım sıfır bisikleti. Ona göstergelerin hepsi çalışıyordu. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Bir saat, tam bir saat boyunca sürüyorum bisikleti. Ortalama 300 kalori kadar kaybediyorum. Yani sabahtan akşama kadar zaten tükettiğim belli bir kalori miktarı var. 300 kalorisini de sporla atıyorum ve bacaklarda da muazzam bir incelme başladı tabii ki. Yani bir diyete başlıyorsanız arkadaşlar deliye döneriz ama geriye asla dönmeyiz diyerek başlamalısınız. İlk ay zaten 5,5 kilo verdikten sonra düzenli olarak haftada 1 kilo vermeye başladım neredeyse. Yani ayda 4, 3,5-4 genellikle vererek bir 4-5 ayda ben 16 kilo vermiş bulundum. Verdiğiniz kiloyu ilk 1. ayda siz fark edersiniz arkadaşlar. Dışarıdaki herkes çok da fark etmez. Ama 2. aydan sonra dışarıdakiler, sizi tanıyan insanlar fark eder. 3. aydan sonra ise sizi tanımayanlar bile fark edecek. Sağlık problemi olanlar kesinlikle diyetisyenden yardım almalılar. Profesyonel birinden yardım almalılar. Çünkü herkesin diyet programı ayrıdır. Benimki aslında belli bir diyet programı değildi. Hani sağlıklı yaşam, ekmek, pilav, şekeri sıfırladığımda zaten sağlıklı bir yaşama bir adım da olsa ben atmış oluyorum. Özellikle tuzu da söyleyeyim. Tuzu da azalttığımda tamamen sıfırlayamıyorsunuz. Önce ayrana bile tuz atardım ben. Hani ayranda bile tuz kullanmıyorum artık geri geliyor. Bu alışma süreciniz dediğim gibi 21 gündür. 21 gün sonunda her şeye alışırsınız. Zayıflama sürecimde günlük ne kadar kalori almam gerektiğini araştırdım ve kiloma göre kalori miktarımı hesapladım. 1200 kalori alırsam ben kilo vereceğim. 1700 kalori alırsam sabit kalacağım. 1700 üstü de ne yersem miyim kesinlikle kilo olarak, günlük kilo olarak geri dönecek. Ve ben internetten, Play Store'dan beslenme diye bir program indirdim. Bu beslenme programında günlük ne yediyseniz yazıyorsunuz. Ben yazdım. Sabah ne yedim atıyorum bunu. Her şeyi yazdım. Bir tane elma mı yedim? O elmayı bile yazdım. Bir tane çubuk kraker mi yediniz? Bir tane çubuk krakeri dahi yazıyorsunuz. Akşama bir bakıyorum. 3000 kalori oluyor neredeyse. Yani illaki demek ki kilo alıyormuşum. Bundan dolayı dedim ki ya şöyle bir sıralama yaptım. Ben o sınırımı beslenme programında yazdım ve 1200'e dayandığında artık durdurdum. Bundan dolayı porsiyonları azaltmaya başladım. Porsiyonları azalttığında da sonuçta bir kalori de azalmış oluyor doğal olarak. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ köşede abone ol butonuna basıp zili açarsanız eğer ben video yüklediğimde ilk olarak size bildirim gelecektir. Videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Herkese sevgiler.